Tamam, bir de şuraya var. Buyurun. Ya ben yemek yediğim zaman bir yerde bir ışık mı yanıyor da haberin oluyor? Yeşil. İçecek içinde turuncu yanıyor. Merhabalar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Flörtöz durumlar içinde kırmızı yanıyor. Doktor ama kırmızı hiç sönmüyor zaten. Ne flört be. Merhaba. Afiyet olsun. İnsanlık. Tabii canım. Sen de iyilikten öleceksin bir gün. Senin bisikletçiden ne haber? Akciğerindeki damarlardan birine hava kabarcığı basmış. Ah. Ya ne insanlar var şu hayatta ya. Nasıl yapıyorlar bunu kendilerine? Kimisi doping yapıyor, kimisi ağrı kesicilerle şey. Şşş doktor. Bana. Yok ya. Yapma. Aynı şey değil. Ben hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Bizim dopingçi bisikletçinin tek derdi sarı forma. Sarı forma anlatırım sonra sana. Tamam. Okey. Saat 3. Sana göre mi, bana göre mi? Bana göre. Ne var? Gayet mutlular, ne güzel. Sabah odamı bastığında bayağı huysuzdu bu kadın. Ha, tamam işte, olması gerektiği gibi. Senin yanında huysuz, kocasının yanında mutlu. Normal. Selin. Kızgın olduğunda alaycı olur. Birine gıcık olduğunda komik olur. Ancak birinden çok sıkıldıysa huysuz olur. Doktor nasıl anlatıyorsun? Ne demek şimdi? Anlamadım. Doktor. Selin Metin'in yanında mutlu değil. Çünkü Metin ben değilim. Benim gibi değil adam. Anladın mı? Dolayısıyla beni ben olmaktan çıkarması gerekiyor. Profesyonel hayatımda beni işlerimi yapamaz hale getirmeye çalışıyor. Doktor senin gerçekten artık bir sevgili bulman gerekiyor. Elimi sallasam ellisi. Doktor. Bilmiyorsun sanki. Her gece barları dolaşıyorum, yalnız kadınlara kırmızı gül dağıtıyorum. Neden senden borç aldım? Kırmızı gül tanesi 4 lira. O da toptan fiyatı. Bana. Düşün. Çarp. Merhaba. Merhaba. Evrak işini halledebildin mi Ateş? Ne yazık ki. Nasıl ne yazık ki? Yapamadım. İşim vardı. Birinin hayatını kurtardığın zaman o kişi sana sonsuza kadar borçlu kalır doktor. Ne demek ya, dükkan senin. Ya istersen Selin'i de al. Ya pardon, zaten seni terk etmişti öyle değil mi? Selin terk etme ustası. Dikkat et kaşla göz arasında, bir bakmışsın seni de postalamış. Hiç sanmam. Sen de bulamadığı her şeyi bende fazlasıyla buldu çünkü. Şöyle bir tadına bak. Ne kadar olgunlar öyle değil mi? Afiyet olsun size. Salı cuma değil miydi bunun fizik tedavisi? Terapi grubuna başlıyor bu. Engelleriyle başa çıkamayan insanların grubu var. Hadi göm. Gömmeyecek misin? Yok. Adamcağızın kim bilir ne sorunları var halletmesi gereken. Bak bu cevabı hiç beğenmedim. Sen bir şey yemiyorsun. Aç değil misin? Artık değilim. O adamı görmek iştah bırakmadı bende. Canını sıkmasına izin vermeyeceksin. Değil mi? Emin ol. Bunu senden çok daha fazla istiyorum ben. Yani kendime telkinlerde bulunuyorum. Ama onu her gördüğümde sinirime dokunuyor adam ya. Gülme. Ay böyle dirseğinin tam ortasında kapıya vurursun ya, canın yanar. İşte aynen öyle. Ama bunu çok güzel anlattın. Ateşin öyle bir etkisi oluyor insanlar üstünde. Sen onunla baş edersin. Ben bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum ya. Burada öyle zırt pırt karşılaşacaksak. Belki de terapiye başka bir yerde başlamalıyım. Nasıl istersen öyle yaparız. Ama Gülay Hanım bana gerçekten yardım ediyor. Grup terapisine gidersen sana faydası olacağını düşünüyorum. Psikiyatri katında Ateş'in hiç işi olmaz. Biz de burada yemek yemeyiz.
Böylece karşılaşma ihtimalini... Tamam. Tamam, ben zaten saçmalıyorum. Saçmalamıyorsun. Tamam ya, o zaman abartıyorum. Tamam, söz. Terapiye katılıyorum. Daha Gülay Hanım'la. Hem yararlı olmadığını düşünürsen başka birilerini buluruz. Ama bir dene. Sorun yok, tamam. Yemeğini yiyebilirsin orada. Afiyet olsun. Eğer sinirlenirseniz bu sefer... Bakın tabii, yani ben sürecin farkındayım. Ama yani ne zaman bitecek bu süreç? Ya benim bunu bilmeye artık ihtiyacım var. Yani çünkü program yapmam lazım. Mesela ne zaman halı saha maçına gidebilirim? Ya da ne zaman gidecek benim sinirlilik halim? Bugün değil. Ben de iyileşmeye geldim aranıza. Gülay hocam, bildiğiniz gibi benim bir bacak sakat. Bilmediğiniz şey, bu konu beni çok üzüyor. Konuşmaya ihtiyacım var. Ateş Bey'i tanıyorsanız geçmişimizde biliyor olmanız lazım doktor hanım. Hocam yıllardır bana hep söylüyorsunuz, gel 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 Ateş Hoca, gel terapiye girmen lazım, anlatman lazım. Geldim, işte buradayım. Selamlar bu arada, kusura bakmayın. Perşembe günü gelen bir grubum daha var Ateş Bey. Sizi oraya alsam? Kağıt oynuyorum perşembe geceleri arkadaşlarla, King. Pazartesi sabahı olur mu? Yoga. Bacağıma iyi geliyor. Hem de doktorluk malum stresli meslek, rahatlatıyor beni. Neyse tamam, kusura bakmayın, sorun çıkartmak istemiyorum. Ben gideyim kendi öfkemle kendim başa çıkayım. Bir dakika Ateş Bey. Siz ikiniz aranızdaki bu gerginliği çözerseniz birbirinize çok destek olabilirsiniz aslında. Doğru. Doğru, çok doğru. O kadar doğru ki. Ben kavga etmek istemiyorum artık. Yani kendi adıma konuşuyorum tabii. Hayır, şimdi bu teklife hayır dersem hıyar durumunda kalan ben olacağım, öyle değil mi? O kadar iyi biliyorum ki o duyguyu. En azından sen hala kendi başına yürüyebiliyorsun. Sen de yürüdün sayılır. Az kaldı. İyileşeceksin tamamen. Yani senin iyi bir işin var. İnsanlar sana saygı duyuyor. Senin bir karın var. Hangisi de anlamlı şu hayatta. Gerçi bazen karın olması işleri zorlaştırabilir de. Ya canım, senin bir ilgisi yok bu işle. Bütün bunlar başıma geldiğinde çok yardımcı oldu, çok destek oldu Selim bana. Geçecek, geçecek, dayan. Bugünler geçecek deyip durdu. Ben inanmadım ona. İnanmalıydın. Selin hep içinden geçeni söyler. Biliyorum. Ama beklemesi gereken kişi bendim. Selin beklemek zorunda olmamalı, öyle değil mi? Ha? Biliyorsun sen de, kendisi de hissediyor bunu. İşte gitgide daha fazla zaman geçiriyor. İşten daha fazla zevk alıyor. Sonuçta hemşire olmak için evlenmedi. O aslında bir erkek istiyor. Adi herif. Selin senin gibi sinsi. Manipülatif bir pisliği nasıl sevmiş aklım almıyor. Güzel bir soru belki. İkimizde de çekici bulduğu unsurlar farklı farklıdır. Seni terk etti. Ama ilk beni seçti. Neden acaba? Hata etmiş. Belki o kadar basittir, belki de değildir. Belki ben de sende bulamadığı bir şey görüyor. Ben senin gibi pis herifin teki değilim de ondan. Belki Selim pis herifin tekiyle beraber olmak istiyor. En azından bir dönem öyle istemişti. Yeter. Ben bunu kaldırmak zorunda değilim. Ya o gider ya ben. Hocam, hani sıkıntılarımızın üzerine gidecektik, kaçmayacaktık. Dur, çıkartır mısınız onu buradan lütfen? Tamam Ateş Bey. Yoga derslerinizi iptal edin. Bundan sonra pazartesileri geleceksiniz. Odana baktım, yoktun. Kaçıyorum. Selin'den kaçıyorum. Neden? Saldırıyor. Gördüğü yerde üzerime saldırıyor. Demek ki kocası anlatmış. Ha? Dün poliklinikteyim. İçeride hasta var. Daldı içeri. Bir bekent. Bir bekent daha. Bağırdı.
çıktı. Sonra geri girdi. Yine aynı hasta içeride. Yine bağırdı. Çıktı. Tutamıyor kadın kendini. Doktor yani tutamaz da. Sen terapi seansına sızıp kadının kocasını deli edersen olacağı mı? Hadi bağırma kısmını anladım. Bu backendleri anlayamadım. Bir de bu gelip gitme kısmı mantıksız. Öfke mantıksız bir şey zaten. Hayır, hayır, bazı öfkeler mantıklıdır doktor. Huysuz. Selin huysuz. Huysuz Selin. Selin neden huysuz olur biliyor musun? Birinden veya bir şeyden bıkıp usandığı zaman Selin huysuz olur. Kontrol edemiyor kadın kendini. Bak bana öyle geliyor ki bu durum seni içten içe eğlendiriyor. Nedenini bulmam lazım. Yakamdan düşmüyor. Vallahi doktor bu işin sonu iyi değil. Hiç kimse için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.